When you think about your iPhone, it's probably the object that you use most in your life. It's the product that you have with you all the time. With this unique relationship with your iPhone, adama dönüp dipdiri gösterimi kütür kütür kütür. Siz ne arıyorsunuz burada? Merhaba sevgili iPhone'da izleyicileri. Sezon 1 bölüm 3'e hoş geldiniz. Bugünkü bölüm dop dolu. Özellikle iPhone 5 ile ilgili birçok kendimi DJ gibi VJ gibi hissettim. iPhone 5 ile ilgili. Burada bugünün programı yer alıyor. İsterseniz size menüden neler var biraz okuyayım. iPhone 5'in LTE hız testini yapacağız. Sevgili ekranları başındaki izleyiciler, lütfen ekranları başınızdan indirin. Çünkü hız testi başlamak üzere. Gördüğünüz gibi iPhone AT&T ile LTE'ye bağlı ve 30 megabit gibi bir hayvan gibi bir rakama çıktı. Diğer yandan Verizon'la bağlı olan iPad'in LTE'si download'da bu kadar yüksek bir hıza ulaşamasa da upload olarak oldukça yüksek bir hıza ulaştı. Kendisi 21.98 ile AT&T'den çok daha hızlı bağlandı. iOS 6'nın çıkmasıyla beraber haritalarla ilgili de birçok şikayet duymaya başladık. Biliyorsunuz biz bunu beta 1'den beri kullanıyoruz ve başımıza çok bir iş gelmedi. Fakat geçenlerde şu oldu. Bir deneme yapalım. Ben şu anda buradayım. Şurada bir Starbucks var. Buradaki Starbucks'a gitmek istiyorum. Bana rota çiz diyorum. İşte bana çizdiği rota. ...38 dakikalık yol çizdi. Nereye gittiği belli değil. Oysa şuradan şuraya dümdüz gitsek zaten oraya varıyoruz. Şimdi o demin haritada gördüğümüz Starbucks'a geldik. Ama burada cep telefonu çekmiyor. O yüzden Starbucks'ın kendi sunduğu Wi-Fi hizmetine bağlandım. Haritaya geri dönüyorum. Ve şu anda önünde bulunduğum Starbucks'a gitmek için bana rota çiz diyorum. İşte çizdiği rota. Nereye götürmeye çalışıyor anlamıyorum ama benim gitmek istediğim Starbucks burada. Lightning kablosu biliyorsunuz iPhone 5'in dock girişi, iPod'un ve iPod Nano'nun dock girişi değişince ekstra kablo almak şart oldu. Fakat ekstra kabloyu bulmak zor. Fakat biz bir şekilde bunu elde ettik ve kutusunu açtık. Evet, iPhone 5'i aldıktan sonra en çok ihtiyacınız olan şeylerden biri de Lightning USB cable. Neden? Çünkü elinizdeki kabloların hiçbiri bundan olmadığı için. Mesela bunu şarj aletinde bıraktınız. Arabaya neyi takacaksınız? Hepsini sağda solda mı taşıyacaksınız? Yoksa böyle yedeğini mi alacaksınız? Lightning USB cable denilen olay gördüğünüz gibi içinden bir tane çıkıyor. Şu anda 19 dolara Apple'da satılıyor. Eğer bulabilirseniz bunu bulmak iPhone 5'i bulmak kadar zor. Şimdi isterseniz kutusunu açalım.
Bir güzel. Ah! Gördüğünüz gibi içinden örümcek çıktı. Devam ediyoruz. Hız karşılaştırmaları yaptık. iPod Touch videosunda daha detaylı görebilirsiniz. Ama biz iPod Touch videosundan önce de bir hız karşılaştırması yapmıştık. Biraz ona bakalım. Evet, acaba hangi iPhone daha hızlı açılıyor? Acaba bu birinci nesil iPhone en hızlı açılan mı? Bunu göremeyeceğiz çünkü bu iPhone açılmıyor. Bunu ama yana koyalım. Bir adet iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5. Bunu fasulyeden getirdik gönüllerin şampiyonu olarak. Elektriği cozurtlattığım anda hepsi aynı anda açılma komutunu almış olacak. Taktım. Evet sevgili izleyenler, hepsinde bir Apple ekranı var. Acaba bizi bir sürpriz bekliyor mu? Çünkü hepsi de aynı işletim sistemi yüklü değil. Bunda 6 yüklü, 6 yüklü, 5 yüklü ve bu ikisinde 4'ler yüklü. Peki iPhone 5 sevgili izleyiciler, ve derken iPhone 3GS böyle bas. iPhone 4 açıldı. iPhone 4S'de çıt diyor. iPhone 4S açıldı. Ha iPhone 3G'yi bekliyoruz. 3G uyandı. Evet sevgili izleyiciler, 3G'de açıldı. Böylece yarışmamızı iPhone... Yapma böyle. Bak lafın ortasına gitmek yok. iPhone 5'in anteninde problem var. Aynı iPhone 4'te olduğu gibi bir gariplik söz konusu iPhone 5'in anteninde. Konuyla ilgili nedense çok fazla bir şey görmedim sağda solda. Ama bakın bu videoyu bir izleyin. Şimdi iPhone'la ilgili keşfettiğimiz yeni bir şey göstermek istiyorum. Hız testi yapalım. Her şey normal gözüküyor. Uçlayalım. Her şey normal. Gördüğünüz gibi avuçladığınızda biraz kendinden geçiyor. Buraya bıraktığım anda düzeliyor. Tuttuğum anda dondu. Bırakıyorum. Devam ediyor. Tuttuğum anda donuyor yeniden. Yeniden bir anten sorunuyla karşı karşıyayız gibi gözüküyor. iPhone 5 için kılıflar. Bizim her zaman kullandığımız iPhone 4 ve 4S'te kullandığımız in-case'in snap case'i iPhone 5 için çıktı. Neyse ki elimizdeki Rocketfish'in gerizekalı kılıfından kurtulmuş olduk. Evet, iPhone'da gelen en sık sorulan sorulardan biri de hangi kılıfı kullandığımızla ilgili oluyor. Buna herkese tek tek cevap vermemiz gerekiyor. In case teyzemizin snap case denilen bu güzide kılıfını kullanıyoruz. Zamanında iPhone 4 zamanında çıkan bu anten davasından dolayı bize verilen, bedava verilen kılıflardan biriydi. Fakat ben kendisine ilk başta biraz yargıyla yaklaşmış olsam da zaman içerisinde kendisini çok beğendim ve çok sevdim. Ve bugüne kadar kullandığım kılıf oldu. Ve gayet de iyi dayandı. iPhone 5'e geçince kılıf almak şart. Çünkü biliyorsunuz siyah olan deliler gibi çizik gösteriyor. Rocketfish'in yeni iPhone için, iPhone 5 bile dememişler, Soft Shell Case isimli kılıfı son derece basit ve başarılı işini yapan böyle sert silikonumsu bir kılıf. Fakat garip bir şekilde bu kılıfla ilgili bir problem yaşadım. Bu kılıfı ne zaman kullansam affedersiniz cildim kurudu ve bir nevi yanımda nemlendirici taşımam gerekti. Sebebini anlayamadığım bir şeyden dolayı. Belki de bunun maddesine bir alerjim var. Ama kendisinden soğumam için bana yeterli bir sebep oldu. iPhone'u her ne kadar gayet başarılı bir şekilde korusa da kendi sevdiğim kılıfın iPhone 5 versiyonunu kullanmak istedim. Bunun için
InCase'e ön sipariş ile Snapcase'in iPhone 5 için olan versiyonunu sipariş verdim. Ve aha bugün kendisi elime ulaştı. iPhone 5 için Snapcase. Artık hangi kılıfı kullanıyorsun diye merak edenlere cevabım budur. Snapcase. InCase markanın Snapcase modeli. Gelin buradan bakın hangi kılıfı kullandığını. İçinde bir yumuşak bir his yok, bildiğiniz plastikimsi. Dışı kaymayan güzel bir hafif silgimsi bir madde. Bu biraz daha mavi, bu biraz daha. Belki zamanla böyle oldu bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi bunun kamera deliği ilk üretilenlerde böyle küçüktü. Haliyle flashla resim çektiğiniz zaman köşeden flash ışığı kameranın içine geri yansıyordu. Ve hareli hareli fotoğraflara nail oluyordunuz. Sonraki modellerde bunu çözdüler. Bence bir önceki kılıfa göre çok daha güzel bir sonuç verdi. Polarize güneş gözlüğü ile iPhone'a baktığınız zaman biraz garip oluyor. Haritadaki mavi ile yeşilin kaybolmasına sebep oluyor bakın. Önce gözlükle haritaya baktığınız zaman anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Facebook uygulamasını nihayet kullanabiliyoruz. Nasıl kullanabiliyoruz onu görelim. Starbucks uygulaması güncellendi. Buradan Starbucks uygulamasına girdikten sonra manaj denen kısmı bastığınızda Facebook'a gönder diyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Facebook'a gittiğiniz zaman kartınız burada çıkıyor. Favori Starbucks'larınızı belirliyorsunuz ve favori Starbucks'ınıza yaklaştığınızda ekranda o Starbucks'ın yakında olduğunuza dair bir ibare çıkıyor. Gördüğünüz gibi çıktı. Kaydırdığınızda direkt o karta gidebiliyorsunuz. Sonra böyle kalabiliyormuş. Belkin'in bir ürününe bakacağız. Cama vantuzla yapışan. Biliyorsunuz daha önce de Belkin'in mutfağa asma ürününü incelemiştik ve hiç memnun kalmamıştık. Şimdi cama yapıştırma ürününü inceleyeceğiz. Bakalım memnun kalacak mıyız? Belkin'in iPhone'umu pencereme takıyorum, hem dışarı bakıyorum hem telefonuma bakıyorum isimli ürünü. Bu ürün normalde 20 küsur dolarken biz kendisini 12 dolara bulunca alırız, camımıza yapıştırırız diye düşünerekten bunu aldık. Kutusunun kibarca açılımına geçelim. Gördüğünüz gibi yapıştırmaç kısmı bir nevi çöpe atımlık kağıtlar. Bir mutluluk çubuğu ve bir adet de sustalı telefon yerleştirme kısmı çıktı. Bu da sanıyorum takıyorsunuz. Takabilirseniz. Kabloyu bunun içinden geçiriyorsunuz. Şöyle deneyelim. Yapıştı sevgili izleyenler. Hemen bir adet telefon alalım. Telefonunuzu bu şekilde koyuyorsunuz. Yapıştı zaten şey oldu. Telefon bu şekilde altından çıkarak gidiyor. Bunun için alıyorsunuz bunu. Tabii birçok amatör insan bunları bilmeden götürüp arabasının camına yapıştıracak. Halbuki bunun en güzel kullanım yolu bunu iPad'inize yapıştırırsınız. Burada iPad'inizde işlem yaparken bir telefon geldiğinde alo canım buyurun alo diye hemen telefonu şey yapabilirsiniz, açabilirsiniz. İsterseniz yan çevirebiliyorsunuz böyle. Çok faydalı bir eser. İsterseniz böyle çevirebiliyorsunuz. Mesela iPad'inizin fotoğrafını çekeceksiniz, çekemiyorsunuz. Bu ürün sayesinde çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunun burası plastikten. Haliyle biraz kırılabilir gibi bir durum var. Sustası güzel olmuş. İsterseniz telefon diklemesine de koyabiliyorsunuz. Ama iyi sıkıştırmazsanız telefon kayacak gibi bir his olabiliyor. Ama yine de arabadaki sallantı da çıkabilir gördüğünüz gibi ya. Bir tık daha kısalım. Öyle takalım. Şimdi arabada gidiyorsunuz. Aman Allah'ım İstanbul'un çukurlu yolları. Evet evet. Bakalım testimizi geçebilecek mi? Geçti gibi. Tabii burada düğmesi arada kaldı ama olsun.
Haliyle de kapanma ekranına gitti. Bu ürünün en kötü yanı henüz iPhone 5 için çıkarılmadığından iPhone 5'imiz buna kendisine sığmıyor. Ben bunu arabanın içinde kullanacak olsam şu şekilde kullanmak isterdim diye düşünüyorum. Bu şekilde takabiliriz. Bu şekilde de kullanabiliriz gibime geliyor. Böyle dokunurken biraz oynuyor gördüğünüz gibi. Yine Belkin çok başarılı olmayan bir ürünle karşımızda bu sallanması falan çok sevimli hareketler değil. Evet sevgili iPhone'cular, bir ürün incelememizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu gördüğünüz Belkin'in üstümüzden kuş geçer isimli ürünüydü. Neydi bu ürünün adı? Belkin'in Window Mount isimli ürünü. Eğer telefonunuzu arabanızda sağa sola bağlamak istiyorsanız tercih etmekte biraz düşünceli olmanız gereken bir ürün. Keza kendisi güzel ama pek de dayanıklıymış gibi gözükmüyor. İkinci defa Belkin'in ürününü açıkçası iPhone'da olarak beğenmiyor. Kendisine gerekli muameleyi yapıyoruz ve gönderiyoruz. Ayrıca bir kuşun arkasından bakacağız. O güvercine bülbül öte. Evet sevgili izleyenler, sezon 1 bölüm 3'ün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen bu bölümle ilgili düşüncelerinizi bize aşağıda yorumlar bölümünde belirtin. Şuradan kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Ve bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. 'Merhaba Cem. Sana bağırmak istemiyorum ama... Ne haber lan Cem? Hep soruyorlar, ne oldu, neden video gecikti? Bir dakika, bir düşüneyim bakayım video neden gecikti. I now pronounce you two, you two. Now go kiss her. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Yine bak VJ şeyine girdi. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ben VJ iPhone'da. Ay, vıcı vıcı vıcı. Ve olmaz saçma sapan konuşmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. Titreme. Kendini bırak. Kendini.